Selamlar, yeni bir vlog daha beraberiz. Şu an arkadaşlar yoldayım. Bu sefer videoyu evde başlatamadım çünkü çok acelem var. 2 dakikada gerideyim hatta. Bugün evle alakalı çok bir işim yok. Akşam yine Red Bull yemeği var. Red Bull bizi 3-4 Mayıs'ta mı 2-3 Mayıs'ta mı ne Almanya'ya götürüyor. Ve ne olacağını kesinlikle söyleyemiyor. İnanılmaz heyecanlıyım ve uzun zamandır söylemiyorlar. Uzun zamandır haberimiz var gideceğimizden. Ancak bilmiyoruz ne yapacağımızı. Hani sadece diyorlar ki çok eğleneceksiniz ve bu bizi bayağı bir heyecanlandırıyor. Bu akşamki yemekte bunu da açıklayacaklar ve hep birlikte dinleyeceğiz inşallah onu da. Önümdeki adam tam bir davar. Her neyse, bakalım ne yapacağım ya reklamda. Hiç ne yapacağımı bile bilmiyorum, bakalım. Öncelikle videoya bir reklam arası veriyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere Zula değil mi? Zula'ya yeni güncelleme geldi. Bir sürü güncelleme var aslında, ancak bunlardan en temel olanları ve sizin için seçtiklerimi söyleyeceğim. Yeni bir haritamız var, Persepolis ismi. Öncelikle açıklamadaki linkten mutlaka Zula'yı indirmeyi unutmayın. Onun haricinde markete arkadaşlar bıçak geldi. Yeni bıçağımız Karambit ve hemen ben Karambit satın aldım. Çok güzel oldu Karambit'in gelmesi. Ben zaten Karambit'i bayağı bir seviyorum. Bir günlüğü 810 altın Zula altını ve şimdi envanterime koyacağım. Evet, hepsini koydum işte bu şekilde. Silahlarım da standart silahlarım. Ama bir saniye, ikinci silahımı değiştireyim. Ha, süresi bitmiş. Tüh. Evet, yine haritamıza şu anda giriş yapıyoruz. Persepolis arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte ilk defa oynayacağım. Bir bakalım şimdi nasıl olmuş harita, ne var ne yok. Evet, şu an Nimet gene mousepad'imi yatıyor olsa da neyse. Ölüm maçındayız. Karşı takımı öldürmeye çalışacağız. Iskaladım. Ah, öldüm. Ama bir dakika, benim biliyorsunuz benim ısırmam birazcık uzun sürüyor. Bir de haritayı da çözmem lazım. Ben ya bir şey söyleyeceğim. Ağzımın içinde bomba patladı, o yüzden adamı öldüremedim ya. Yeter lan. İlk kilimi aldım. Her yerden bomba geliyor. Allahu ekber. Bir şey söyleyeceğim. Karşı takım bana ezici bir üstünlük sağlıyor. Böyle olmaz ama yani. Hayır. Oh. Aldım. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim, yeter ya. Sürekli şey gelip duruyor bu ev. Oha. Adam uçtu önümde. Baba. Hayatını kurtardım kardeşim, hayatını. Korkuyorum. Hayır. Ya ama adam yeni doğmuştu ya, öldüremedim ya. Ya kardeş, ne sandın sen bizi? Boş adam mıyız yani? Boş yapma, video çek kardeş. 3 kişi kardeşim, hadi eyvallah, geliyorum, bak. Of. Of. Allah'ım yarabbim, neler yapıyorum? Hile açtım galiba. Hayır, çok kişilerdi ama bir anda nasıl aldım ama. Nasıl aldım ya? Hadi eyvallah. Her neyse arkadaşlar, yeni haritamız bu. Tam bir ölüm başı, çok hızlı bir şekilde doğuyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde ölebiliyorsunuz. Bayağı seri ve hani sıkmayan bir harita olmuş. Lan gene girdim, son beğeni daha dedim ama girdim, Allah öldüm. Siz açıklamadan zorlayın, ücretsiz bir şekilde indirebilir, ücretsiz bir şekilde üye olabilir ve ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi video devam etsin. Arkadaşlar, akşamki bahsettiğim yemeğin davetiyesi gelmiş. Ne bakıyorum birader? Şöyle çıkartayım. Barış tut. Ne? Ucundan tut. Tamam, teşekkür ederim. Hı. Seçildin diyor. Yazı getirmek senin görevin, yolculuğun başlıyor. Talimatları almak için 25 Nisan Çarşamba günü 19.30'da miskte ol. Bu davetiyi yanına getirmeyi unutma. Tamam. Bu kadar mı? Tek bir parça mı? Bu parçalar ayrılmıyor mu? Olur, tamam, bu da olur. Bakayım orada bir ipucu var mı? Yazı getirmek için diyor. Ne alaka lan? Kum mum bir şeyler koymuşlar. Allah Allah. Yemek bu akşam bu arada, evet. Bakalım bunu almak için ofiste geldim, evet. 19.30'da miskte. Çok heyecanlıyım abi. Ne olabilir? Acaba ne olabilir? Ben seçilmişim. İlayda da seçilmiş. İlayda'nınkini story'de gördüm. Dur bari ben de story'sini atayım. Orada Instagram'ı takip etmiyorsunuz, mutlaka Instagram'ı takip edin. Burada da Barış küçük resim yapıyor. Barış ne yapıyorsun? Göster bize. Oğuz'un saçlarını kesmeye çalışıyor. Oğuz'un saçlarını kesmek tabii ki de çok zor. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne kadar garip taktikle kesiyorum. Ben böyle kesmezdim. Fotoğraf kalitesi olduğu için. Yeni öğreniyor. Ya bırak abla. Gerçekten Photoshop yeni mi öğreniyorsun? Yok abi, kaliteli. 4-5 senedir kullandım. Aşağı alıyorsun lan. He? Primci Enes. Kanalda. Neyse, Oğuz'un bonus kafasını kesmek çok zor. Hala onunla uğraşıyoruz. Allah'ım, sesimin kısılması çok kötü bir şey. Sesim kısılıyor. Ay, çok mutsuzum. Oha, yer kum. Wow. Yemek ortamına bak. Ay. Manyaklık şu an. Merak etme. Abi bir şey söyleyeceğim, konsepte gel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada garip garip beyaz ekranlar var. Bak şurada. Şurada 4 tane ekran. Neden acaba? Böyle yerler kum. Güzel bir maska. Az önce İlayda bunların arkasını çevirdi. Ancak yazan isimleri ben bakmadım. Ne yazıyordu? Hadi bakalım. Çok büyük heyecanla bekliyoruz. Allah'ım çok heyecanlandım. Çok güzel bir ortam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlayda. Neredeyiz? Ey ben. Şimdi
Hadi bakalım. Abi çok iyi gözüküyor şu an. Heyecanlıyım. Bunları açabilir miyim? Ben de onu da aldım. Ben açacağım. Cihan abi açabilir miyim? Açamaz mıyım? Tamam abi. Red Bull abi. Özür dilerim ya. Yazı getirmek için ve yazla ilgili bilmeniz gereken her şeyi birazdan öğreneceksiniz ama önce size yazla ilgili öğretilen her şeyi bir unutun. Mesela yazın herkes evine kapanır. Kimse dışarı çıkmaz. Yalan. Ya da yazın hava öyle ağır olur ki elinizi alıp şekil verebilirsiniz. Köprüler, binalar, yollar erimeye yüz tutar. Bu da yalan. Kokular bozulur. Hiçbir şeyden tad alamazsınız. Bunların hepsi yalan. Yaz coşkuludur, hafiftir, özgürleştirir. Birazdan yaşayacağınız her şey yaza dair gerçek deneyimler. Yiyecekleriniz, alacağınız kokular, hisleriniz. Eğer yazı geri getirmeyi başarırsanız, eğlenceyi de geri getireceksiniz. Söyle söyle. Manyaklık şu an. Bir şey söyleyeceğim, ben çok gerildim. Kadın geldi konuştu gitti, anlamadım. İki kedin var, bu sorumluluğu kaldırabilirsin. Öyle. İki kız babasıyım ben, benim üstüme gelmeyeyim. Aa, yemekler geliyor, hadi bakalım. Asayi mi? Siz bunu kadar değerlendirebilir misiniz? Ben hala anlamadım. Ben de bu görevi aslında bu serüvenin başlangıcında size, sizin damağınızı gelecek olan yazı hazırlıyoruz. Şu an önünüzdeki amuse-bouche, yani böyle bir paletinizi biraz daha düzenleyip, biraz temizleyip daha sonra gelecek olanları hazırlamak için yarattığımız bir küçük, çok yaşayın, küçük bir prostini. Artı altında ekşi maya vegan prostini üzerinde bizim berilerle yaptığımız ve aynı zamanda coconut milk'le yaptığımız havyar taneleri bulunmakta. Onun üzerinde taze baharatlardan kıyılmış ve aynı zamanda da kişniş içeren bir baharat karması var. İnşallah beğenirsiniz. Altında limonlu bir peynir kestiğimiz bulunmakta. Şimdiden afiyet olsun. Diğer geleceklerin habercisidir. İnşallah beğeneceksiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ben yemeden önce onlardan tepki alacağım, evet. Çok mu güzel? Harbi mi? Baya bir Türkçemizi yakın sunu almış gerçekten. Bakalım nasılmış. Değil mi? Hayır, lezzet şöleni oluşu da garip. Chef table duydu. Evet. A few moments later. Gerçekten bu kadar ufak, ufak şeyde bu kadar lezzet. Harbi. Keşfettiğim şey damağınızda şunu... Cantu, nasıl abi? Abi, böyle bir şey yemedim hayatımda ya. Ufacık şey, ama içinde neler var? Mükemmel! Yani... dibini sürttüm böyle, hepsini yiyeyim diye. Bak, başkalarının tabaklarında kalmış, benim çok az. Yok, abi, sen de... dibini sıyırmış, benimkinde bak. Keşke ben de öyle yapacağım. Hiç aklımıza gelmedi. Biraz daha yiyebilme hakkımız var mı? Abi biraz daha yiyebilme hakkımız olsa güzel olur ama bu daha başlangıçmış sadece. Kim bilir devamı nasıldır? Bir santimetre küçük bir şey yiyip bu kadar tat aldın olmadı hayatımda. Bakalım daha görevler var abi. Ne görev acaba? Hadi bakalım. Televizyonu mu çekmeliyim? Çekmeliyim. Varsın diyorsunuz. Uzaya götürecekler. Yükseliyoruz galiba şu an. İnşallah işte bir şey. Arkadaşlar iniyoruz. Bitti galiba, yükseldim şu an. Şimdi yazla ilgili bilmeniz gereken birkaç terim var. Mesela yaz tatili. Tatillerin en sevdiği. Aslında temelde ıslanıp kurumak üzerine kurulur. İnsanlar kendilerini bazı sulara sokarlar, bazı sulara girerler ve sonra kendilerini güneşte kuruturlar. Ama güneş bize anlatıldığı gibi bize zarar vermez. Hatta sadece güneşten alınabilen vitaminler vardır ki yaz aşkı, coşkulu, eğlenceli, geçici romantik ilişkilere denir. Yaz aylarında negatif duygulardan uzak durulması beklenir. O yüzden ağır dramlar içermeyen kişisel ilişkiler vardır. 3. Yaz çağrısı. Bunu bir örnekle anlatmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Hadi. Aha. Ya. Ne oluyor ya? Oğlum ne yaşıyoruz biz şu an? Ne oluyor? Haydi.
tane Snapchat filtresi verdiler. Aynen. Yazı düşündüğümüz zaman aslında yediğimiz şeylerin biraz daha soğuk olması gerekiyor. Şimdi bilmediğiniz için söylüyorum ben. Yediğimiz şeyler biraz daha soğuk olmalı ki vücut ısımız dengesini sağlayabilsin diye. Tam bu noktada biz de sizin için bir yaban kirazı çorbası hazırladık. Yaban kirazı çorbamızın içerisinde aynı zamanda bir creme fraiche bulunmakta sos olarak. Üzerinde taze baharatlar, yanında bamya turşusu ve tempura kızartması ve üzerinde de parmesan peyniri var. Güzel bir harmoni, güzel bir hem bu şeyden de geçişi sağlayacak ana yemeklere iyi bir tabak olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel, çok bir sürpriz bekliyoruz sizi tabağın içerisinde. İnşallah beğeneceksiniz, afiyet olsun. Kanımaya başlıyor. Yoğurdun içinde altın aralar ya. Daha bir şinesi çorbası üzerine. Hadi bakalım. Sevgiyi hiç esirgemedik. Blueberry kullandık. Reyhan kullandık. En son olarak üzerlerinde reyhan yapraklarının içerisinde kokonat havyarları var. Ve üzerinde blueberry ve yenilebilir çiçek var. Gene bir şeyler oluyor. Gene hipnoz videoları var burada. Epilepsi olan varsa videoyu kapat. Hikayeyi kapat. Birisi geliyor, birisi geliyor. FPS oyunu gibi yapmışlar içeriği. Abi Windows 95'te böyle bir ekran koruyucu vardı. Buradan çıkınca hiçbir şey hatırlamayacağız. Evet ya, bunlar da bilerek değil mi? Evet, ah. Ay. Oo. Bunlar 30 sene öncesinden kalan... 30 sene. Son yazma evreleri. Ama görmeye alışık olduğunuz gibi sentetik taklitlerden değiller. Hepsi gerçek evreler. 30 yıldır bozulmadan muhafaza edilmeleri için çok çaba harcandı. Ve laborantlardan başka 30 yıldır bu meyveleri ilk gören kişiler sizlersiniz. Şimdi görevimizin ilk aşamasına geldik. Aha, hadi bakalım. Yazı geri getirecek meyveleri bulduk. Anne babanızın gizli saklı anlattığı o yaz hikayelerini bir düşün. Yaz nasıl bir şeydi? Kokusu nasıldı? Tadı nasıldı? Rengi nasıldı? Neye benziyordu? Bunları bir düşünün. Ve meyvenizi seçin. Şimdi bir adet büyük, bir adet küçük olmak üzere iki meyve seçeceksiniz. Takipçilerinize de sorabilirsiniz. Hatta biz sizlere de bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi gerçek yazı getirmek için seçmenizi yapın. Yedin mi hiç? Evet. Meyve seçeceğiz şimdi. Evet. Dut hastasıyım ama... Ha, kağıtlardan seçeceğiz. Ben elimizi alacağız zannettim. Abi yaban mersini. Bakalım. Böğürtler. Hindistan cevizi. Mango. Pitaya. Evet. Abi burada bir bilmece var, tamam mı? Yazı geri getirmekten kasıt ne yani? Hindistan cevizi deyince benim aklıma yaz gelir. Yani mango da ama. Ya kendi kokteylimiz abi çok basit kalır ya. Mango abi. Ya mango ve Hindistan cevizi. Şu ikisinden birisi abi. Ben basit bir insanım. Bir büyük bir küçük seçeceğiz. Ha, bir büyük bir küçük, okey. O zaman severim abi. Bir sensin. İki de büyük büyük olacak bir tanesi de. Mango mu Hindistan cevizi mi abi? Çok kararsızım. Acayip kararsızım. Mango abi. Koydum. Hadi bakalım. Hadi ya. Hayda. Bir şey söyleyeceğim. Ben de aynısını yaptım. Ben de aynısını yaptım. Evet. Üç erkek mango böğürtlen. Aklın yolu peşin. Tamam abi. Ben mangoyu bırakıp Hindistan cevizi aldım. Değişiklik olsun. Mango böğürtlen. Mango böğürtlen. Hayda. Herkes. Ben en çok bildiğimiz Ankara'dan. Aynen aynen. Ben de böğürtlen Hindistan cevizi seçtim. Sen nerelisin Hayda? Düzce. Düzce mi? Hawaii. Kızım Düzce eskiden Bolu'ydu. Düzce eskiden Bolu falan değil. Bolu'ydu yani. Eskiden. Bolu'lusun sen. Doğru söylüyorsun. Sonradan şehir kendisi şehirleşti. Ama evet. Şey yani köyüm oraya ait. Bolu'lusun kızım işte. Yani şey, Düzce merkezde değilim. Haa. Sürekli yeni bir şey geliyor. Şimdi bakın burada üçüncü yemek bu, tamam mı? Burada levrek var. Gerisi farklı bir dil. Sonra pilav var. Bilmemiz gereken şey bunlar. Gurmeler çıldırıyor şu an. Abla geliyor. Yine geliyor. Yaz aylarının başka bir özelliği daha. Yaz aylarında bitmesini istemediğiniz anlar daha sık yaşanır. Mesela akşamüstü olmuştur. Güneşin o yakıcı saatleri geçmiştir. Sudan çıkmışsınızdır. Havlunuza uzanırsınız. Hafif bir rüzgar eser. Ve o an bir rahatlama gelir. Onu da yine yaşatarak öğretelim. O da aşağı yukarı şöyle bir istir. Olur. Ben bunu yaşayamam. Şurada. Pardon. Aşıldık. Gerizim biraz. Ya. Sürdürüyor.
deniz suyu, sitre, acele, mergul. Deniz. Kremlemeye başladılar şu an. Abi, şu an kötü şeyler olacak. Yok çok güzel bir his. Sıra sende hadi bakalım. Sen de gerildin mi? Kremlemeye başladılar. Tövbe estağfurullah. Güzelmiş. Şu an kremleniyoruz abi. Az önce ben şimdi Cantu. Evet, çok güzel kokuyor değil mi? Güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor abi. İnanılmaz bir kokusu var. Yine Windows 95 animasyonlarıyla açık mavi bu sefer konsepti, hadi bakalım. Hayır, az önce lacivertti zaten, şu lacivert geldi. Şimdi açık mavi, açık mavi. Şekersiz. Ha evet, şekersiz gelecek şimdi. Ben ne kadar zekiyim. Gerçekten tam bir hipnoz şeyleri bunlar. Seslere bak. Aa, abla geldi. Uzak bu sefer. Görevinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan her şey bu bavulların içinde. Bavulları açmak için gereken şifreler ise davetiyelerinizde. O yüzden şimdi davetiyelerinize bir daha ve daha dikkatli bakın. Haydi. Bana acaba. Hepinize iyi yolculuklar. Manyaklık. Hayda. Şimdi gözüktü ya. Bu benimki. Manyaklık çünkü. Davetiyemi bulamıyorum. 326. Hemen bavulumu açmalıyım. Wow. Çok cool. Buff'un bile çok cool oldu şu. O kadar da araştırmıştık bunlarda bir şey var mı diye ya. Şifre var mı? Abi davetiyem kayboldu. İdat. Nasıl aşacağım? Nereye giriyoruz şifreyi? Şurada. Gördüm. Benimkine de ışık tut. Giriyorum, giriyorum. Aa, açıldı. Allah'ım açıldı. Açıyorum. Nesli, bu senin. Burada senin ismin yazıyor. Karıştı galiba. Ay, abi bir dakika, bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Ya kutuda bir şey yazıyor. Summer please mi? Wow. Harbiden iyiymiş ya. Vay anasını. Vay anasını. Ben kendi bunun gizli bölmesini açacağım. Ha tamam, gerçekten bir şey yokmuş, okey. Bir şey söyleyeceğim, Münih'e gidiyoruz tamam da Münih'te ha? Bir konseptte ne var acaba? Bekleyin görürüz. Bunun orada bir olayı mı çıkacak? Bir şey söyleyeceğim, sen Instagram falan var mı? Yoo. Eee? Bence güzel Instagram fotoğrafları çekeceğiz, anlamı bu. Bilete oje çıkmış bana, Fortnite'daki şey çıktı. Abi bana da o çıktı. Şuna bak. Çok şunu merak ettim ya. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Benden uyku bandı çıkmadı. Nasıl yani? Oje de çıkmadı. Oje mi onlar? Oje. Ama bak o şeyden ötürü. Hindistan cevizi aroma. Bak bende uyku şeyi de yok. Sen her şekilde uyuyabiliyorsun diye tanıdılar ya. He. O yüzden. Sabah 7:25'te Atatürk Havalimanı. Hadi bakalım. Abi işte insanın sponsor Red Bull olunca güzel şeyler oluyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi en son siz akşamki görüntüleri gördünüz. Red Bull görüntülerini gördünüz. Ağzı küsünün sesini kısın. Niye yeter artık, evini iyice PlayStation kafeye çevirdiniz lan. Saati 5 lira. Telekamerayı kapatacaksın yalnız. Tamam şimdi şaka bir yana. En son dün akşamki Red Bull görüntülerini gördünüz. Orada kadının konuşmasını falan gördünüz. Arkadaşlar dünkü gördüğünüz o görüntülerde birer bulmaca oldu. Bütün yediğimiz yiyeceklerde, getirilen içeceklerde ve bize anlattığı şeylerde birer ipucu bırakıyor. Bunların tamamı baştan aşağıya birer ipucu. Ve sizden de bunu çözmenizi istiyorum. Ben çözdüğüm cevabı da biliyorum. Bir bakalım siz de çözebilecek misiniz? Bak gerizekalıya bak. Bak Allah'ım yerim seni. Ufacık gerizekalı. Allah'ım. Mimi tamam, kıskanma. Seni çok seviyorum. Çok kedi. Seni çok seviyorum. Şişko patates. Allah'ım yarabbim. İki şapşallar. Bundan sonra bu ikisi böyle iki şapşal. Evet bu arada şimdi durum arkadaşlar. Artık bu buradaki son günlerim. Bu evdeki son günlerim. Çekmedim orayı. Ne yaptın lan? Gidiyorum ben. Daha fazla vlog için videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok önemli bu videoda. Bakalım bulmacayı çözebilecek misiniz? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.